Dokuzuncu pencere. Kainattaki ibadat-ı umumiye bilbedahe bir mabudu mutlakı gösteriyor. Bu cümle çok cami bir cümle. Bir de oku. Kainattaki ibadat-ı umumiye. Yer ve gök ve içindeki bütün mevcudat, bütün mahlukat müsebbihtir. Allah'ı tesbih ediyor. Kemalat ilahiyi ilan ediyor. Rububiyete medar güzellikleri fiiliyle, hayatıyla sergiliyor. Şimdi bu cihette baktığın zaman uluhiyet manasına müfessirler ne mana veriyor? Mabudu bil hak. Yani mabudu bil hak ibadete seyye tek ve layık kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Şimdi bakın bütün kainat bu mana için yaratılmış. Yani Allah'ı tesbih, Allah'ı tazim, Allah'a şükür, Allah'a tekbir, Cenab-ı Allah'a secde. Rububiyet-i ilahiyenin yoktur. Yani melekler abd-ı mükerremdir. Mükerrem. İbadetlerinde hulusiyet esastır. Onun için melekler ismeti ve aynı zamanda emniyet sıfatını temsil ederler. Bakın meleklerde hıyanet yoktur. Ve bütün melekler nedir? İsmet sıfatıyla mevsuf duruyor. Meleklerde günah kiri de yok. Allah'ın Allah adına, Allah hesabına kulluk görevini yapan ve Cenab-ı Hak hesabına yaptığı onların ibadetleri onların görev ve sorumluluklarıdır. Şimdi Cenab-ı Hak hangi tip meleklere ne tip görevler vermiş ise onlar o görevi Allah adına, Allah hesabına, Allah namına, Rububiyet-i İlahiyenin tecellisi hesabına icra etmiş oldukları için onlar yaptıkları işlerde fail değildir. Memur-u ilahidir. Yani bir mahkemeyi düşünün, hakim söyler, katip yazar. Katibin müstakil iradesi var mıdır? Yoktur. Şimdi hakim beraatına dediği zaman katip idamına yazabilir mi? Bak katibin parmakları hakimin ağzından çıkan kelamı ne yapar? Yapsıdır. Emir ilahiyle Cenab-ı Hak hangi tip meleklere hangi tip görevleri vermiş ise onlar o görevi Allah hesabına yapar. Ondan telezzüz ederler, tefekkür ederler. Ve onların gıdası, biz maddi hayatımız var, bizim mide dairemiz var, zevk dairemiz var. Onların zevki, sururu, lezzeti nedir? Tesbihtir. Allah'a tazimdir ve zikirdir. Şimdi bu noktayı nazardan bakınca, bakın her şeye müvekkil olan melekler var. Mesela bulutlara müvekkil olan melekler var. Başka? Yağmura müvekkil olan melekler var. Başka? Arşa müvekkil olan melekler var. Ayette geçiyor. Şu anda arşı dört melek tutuyor. Kıyamette sekiz melek olacak. Ayette geçiyor. Sekiz melek arşı tutuyor. Ha. Geceye gündüze hayatın tedbir ve tanzimine medar milyonlarca melek kainattaki sünnetullah kanunlarının tezahür ve tecellisine bir nevi bahçıvanlık ediyorlar, müzaharet ediyorlar. Ya. Şimdi bu cihette bakınca bakın dağlara müekkel melek var mı? Var. Ağaçlara, tohumlara, nebatatın büyümesine müzaharetle melekler var mı? Var. Ha. Şimdi bu kainat kitabında, sünnetullah kanunu içerisinde Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine medar görevleri Allah adına işleyen ve nefsine zerre kadar pay çıkartmayan abd-ı mükerrem olan meleklerin kainatın tanziminde Allah onlara görev vermiş. İşte onların o görevleri, onların neleridir? Fiili ibadetleridir. O illiyin olan, mukarrebin olan
Meleklerin yanında bunlar da bir nevi amele gibi Allah hesabına çalışmış oluyorlar. Şimdi tabi burada melekler dağla, taşla, yerle, gökle alakadar doğru. Ama meleklerin alaka dairesinin merkezinde kim var? İnsan, insan. Bakın. İnsan. Bak. Şimdi bu nokta hakikaten çok önemli. Cenab-ı Hak şuurumuzu arttırsın. Aynen. Bir Müslüman mesela meleklere iman, imanın şartlarından birisidir. Bir Müslüman meleklere iman etmezse daire imandan çıkar. Biter, nefes kesilir. Ha. Şimdi biz melekleri Kur'an'la, Resulullah'ın hadisine ne yapıyoruz? Biliyoruz. Kur'an'ın şehadetiyle alemi gayba giden 124 bin peygamberin şehadetiyle, tasdikiyle melekler var, ruhaniyet var. Ha. Şimdi bu ruhaniyet ve meleklerin yaratılışın sırrı azimi insana bakıyor. Niye? Çünkü insanın kainattaki konumu büyük. Ya. Konumu büyük. Ya. Özü, sözü, fiili, harekatı hep tespit edilecek. Dolayısıyla meleklere iman insanın dünyasında Cenab-ı Hakk'ın rakip isminin tecellisinin açılmasına hizmet etmesi lazım. Şimdi bugün mesela büyük şehirlerde her tarafta hırsızlık, şu bu, devlet ne yapıyor? Oraya bir kamera, buraya bir kamera, değil mi? Güvenlik için. Öyle değil mi? Ha, güvenlik için 100 yerde kamera. Bir devletin, bir müessesenin, bir binanın güvenlik kamerası olsun da şu kainatta arzın halifesi olan insanın özü, sözü, fiili ve harekatı kameraya girmesin. Mümkün mü? Değil. Bak. Ha. Şimdi insan arzın halifesi olarak yaratılmış olduğu için insana müekker olan meleklerden biraz konuşalım da Cenab-ı Hakk'ın rakib ismi içimizde açılsın. Ha. Bir kere insanı, bütün insanları takip eden melekler var. Ayette de geçiyor, Peygamberimiz de buyuruyor. İnsanın önünde ve arkasında insanı hıfz ve muhafaza eden melekler var. Takip ediliyoruz. Bir rivayette 18, bir rivayette 360 melek insanın etrafında. Niye? Şimdi bir adam fotoğrafçıya gidiyor, fotoğraf çektirecek. Kameranın karşısında 2 saniye duracak, değil mi? 2 saniye. Bir bakıyorsun, saçını ulaşını ne yaptı? Tanzim etti mi? Bir de kadınsa, bir de sosyetedense, o fotoğrafçının anası ağlasın, beklesin 2 saat, 3 saat. Bak, 1 saniye poz vermek için, değil mi? Kadın 2 saat, 3 saat. Niye? Tık dediği zaman sabitleşti. Arşiv oldu, arşiv. Bitti. Arşiv. Şimdi normal bir adam Erzurum'dan Van'dan insan İstanbul'a geçse etrafında medya ordusu olur mu? Olmaz. Ama devlet başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan bir yerden bir yere gitse etrafında, değil mi? Ya, iki tip medya var. Ulan birisi bir hata etsin, bir pot kırsın da onu yakalayayım. Bir de bir güzel konuşsun da mesaj vereyim, değil mi? Bakın. Ha. Şimdi insanın etrafındaki melekler her an poz veriyoruz. Hiçbir söz yok ki kayda girmesin. Bitti. Şimdi insana müekker melekler, insanın önünde arkasında insanı koruyan, muhafaza eden melekler var mı? Var. Ha. Bir de sağında solunda, o da ayrı. Sağ ve solda kiramen katipleri var mı? Kur'an'da bu da geçiyor.
yazıyorlar. Bir kısım melekler var ki peygamberimiz diyor, onlar diyor gece ve gündüz sürekli böyle nöbette geliyorlar. Ne zaman geliyorlar? Bakın. Sabah ve ikindi namazları diyor Cenab-ı Hak nedir? Şahittir. Sabah namazında melekler geliyor. Acaba namazı kıldı mı? Kılmadı mı? Bir de ikindi de. Sabah ve ikindi de nöbet değişerek geliyorlar. Hatta hadiste var ki melekler semaya doğru yükselirken Cenab-ı Hak soruyor ki kullarım ne yapıyor? O meleklerin söylediği manaya Allah bu ümmeti mazhar kılsın. Ya Rabbi namaz kılıyorlardı. Biz gittik. Namaz kılıyorlardı. Sabahleyin. İkindiden sonra dönerken de yine namaz kılıyorlardı. Bak. Namazın ehemmiyeti. Sağ ve solda melekler var. Onlar da kayıt yapıyorlar. Ayette geçiyor. Hiçbir söz yok ki kayda girmesin. Bakın. İnsanın Allah indindeki ehemmiyeti. Konuşmak da ameldendir. Konuşmak ameldendir. Allah bu şuuru içimize açsın da inkişaf ettirsin. Ha. Peki insanın bakın teşekkürüne medar muvazzaf olan melekler var mı? Var. İşte insanın mahiyeti bir damla beyaz kan. Ana rahminde o beyaz kanın şekillenmesine muzaharet eden melek. Bir rivayette 120 gün den sonra ruh üfleniyor. Orada ana rahminde çocuğun teşekkülüne müzaharet eden melek var. Peygamberimiz buyuruyor ki melek kaydeder. Mesela o çocuk cenin olarak varlık alemine çıktı. Değil mi? Şimdi bakın şimdi büyük alışveriş merkezleri var mı? Var. Alışveriş merkezine bir efendim şu mendil diyelim efendim. Şu. Girdi. Depoya girdi. Depoya girer girmez arşive giriyor mu? Nedir? Kaç adettir? Fiyatı nedir? Değil mi? Vasıf ve niteliği nedir? Şimdi bu anda bilgisayar teknolojisi. Herkes bunu ne yapıyor? Biliyor değil mi? Alışveriş merkezinde ne sistemi var? Barkod sistemi var. Barkod sistemine gire. Alışveriş merkezinin içerisine giren her mal barkodlanıyor mu? Var mı bunda bir şüphe? Yok. Aynen bunun gibi varlık alemine giren cenin teşekkül eder etmez aynen barkod. Melek yazıyor. Erkek mi kız mı? Bir. İkincisi Sait mi? Şaki mi? Allah Saitlerden istiyor. Üçüncüsü rızkı, dördüncüsü eceli. Barkota girdi. Bak, demek insanın teşekkülüne muvazzaf olan melekler var mı? Var. Devam edelim. Meleklerin bir kısmı var ki, bakın, bunlar hep bak, ibadet, Allah'a tesbih ve insanın kainat içindeki önemi ve sorumluluğu ve görevi. O noktaya nazardan üzerinde biraz hassasiyete durmak istiyorum. Bakın, seyyar melekler var. Seyyar meleklerin görevi, onlar semadan yeryüzüne indikleri zaman nerede bir zikir, bir tesbih, Allah'ı sena varsa, hadiste diyor, o cemaatin etrafını kuşatır. O zikir, o tesbih, o tefekkür bitinceye kadar oradan ayrılmazlar. Böyle birkaç hadis var. Hadis metni çok uzun. Değil mi? Ya Cenab-ı Hak soruyor meleklere. Kütüb-ü Sitte'de hadis bu bakın. Nereden geliyorlardı? Ya Rabbi işte filan yerde. Ne yapıyorlardı? Cennet ve cehennemden konuşuyorlardı. Ya görselerdi? Cenab-ı Hak siz şahit olun ben onların hepsini affettim.
Hatta bir rivayette ya Rabbi onlardan bir kişi vardı onlardan değildi. Onu da onların hatırını affettim. Bakın. Ya bakın. Yani o sohbetlerin, zikrin önem ve ehemmiyeti. Böyle melekler var mı? Bak. İnsanın zikir ve tesbihini izleyen, takip eden, kayda alan melekler var mı? Var. Ha. Bakın bugün neydi? Bugün Cuma. Cuma gününe de müekkel melek var. Melekler var. Peygamberimiz diyor ki Cuma günü melekler Cuma günü camiden içeriye girenleri kayda alır. Ne zamana kadar? Hoca şeye hutbeye çıkıncaya kadar defterleri kapatır ve hutbeyi dinledikten sonra arşa doğru giderler. Başka? Ha. İnsana bakın güzelliği, iyiliği, fazileti, kemalatı ilham eden melekler de var mı? Var. Ha. Tabii Allah insana bir denge üzerine yaratmış. Muadalet ve denge. Melekler hayrı, şeytan şerri temsil ettiği için bakın melekler insana neyi tavsiye eder? Hakkı tavsiye eder. Hakkı tavsiye eder. Hakikatı talim ettirir, ilham eder. Şeytan da batılı ne yapar? Tavsiye eder. Hakkatı kapatır. Şimdi bu cihette bakın ya insanlara ilham eden melekler var mı? Var. Başka? Ha. Sehi, cömert ve cimri insanlarla ilgili diyor Peygamberimiz iki melek var. Sehi ve cömert Müslümanlar bir fedakarlık, bir cömertlik yaptığı zaman o melek, ya Rabbi sen onun karşılığını ziyadesiyle ver. Ya Rabbi o cimriyi de helak et. Peygamberimiz diyor ki cömert cennete yakındır. Cimri de cehenneme yakındır. Fasık bir Müslüman cömert bir Müslüman hadis. Velev fasık dahi olsa cennete girer. Bak, insan hayra teşvik eden melekler var. Bak, şerden koruyan melekler var. Başka? Bakın. Cennete ile ilgili cennete müekkel melekler var mı? Var. Cennet meleklerinin başında kim var? Rıdvan. Rıdvan. Cehenneme müekkel melekler var mı? Başında ne var? Malik. Ayette geçiyor bakın. Kafirler cehennemde ya Malik artık yeter. Yani bu azap, elem ve dehşetten biz perişan olduk. Sen Cenab-ı Allah'a şefaatçi ol. Allah bizi buradan kurtarsın. Ayette geçiyor. Sizin ebedi kaldığınız yer burası. Oturun oturduğunuz yerde değil de ben sus derler aynı tabi. Ben sus otur oturduğun yerde. Bir rivayette var ki insanlar Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Cehennemin kapısına geldiği zaman cehennemin dehşet ve şiddetini görünce öyle ağlayacaklar ki tarif ve tavsiye sığmıyor. Hazreti Malik diyecek ki ey güzel de çok güzel ağladınız, değil mi? Ama yeri burası değil. Dünyada ağlayacaktınız. Dünya. Semanın kapılarında müekker olan melekler var mı? Çok ya. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın en çok yarattığı melekler. Bak bunlar müsebbih. Allah'ı ne yapıyor? Tesbih ediyor. Ve bunların tesbih ibadetinde riya yok. Gösteri yok. Usanmak yok. Yorulmak da yok. Allah Allah. Onun için ya. Başka? Bakın, salih
müminlerin vefatlarında cenazeye iştirak eden ve definde hazır olan melekler var mı? Var. Bu hadislerle sabit. Peygamberimiz de böyle parmağın ucuyla yürüdü. Ya Resulallah niye yarıyorsun? Öyle melekler indi ki Hazreti Muaz'ın vefatında. Hanzele. Onun diyor melekler semavatta ne yaptı? Peygamberimiz yıkadı. Salih insanların şeyine bakın. Ya cenazesine iştirak eden melekler var mı? Var. Başka? Müjdeleyici melekler var mı? Var. Allah hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Amin. Bakın hadislerde var ki sekerata insan girdiği zaman amele göre muamele. Eğer salihse, eğer abidse, eğer Allah'ın emrini yerine getirmişse melekler beyaz elbise içerisinde tebessümle geliyorlar. Değilse diyor siyah elbise içerisinde. Müjdeleyici melekler var mı? İnsanın üzerine inen ve sekeratta ve bir de o mahşer gününün dehşeti ve şiddetinde korkmayın. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize. Selamen selama selam veren ve cenneti onlara tebşir eden işte ibadetinizin, işte marifetinizin, işte hizmetinizin karşılığı cennet. Buyurun ve girin diyen melekler var mı? Var. Ha. Peki külli nefsin zayikatun mevt. Herkes kabre girecek mi? Kabirde ne var? Münker ve nekir. Bak üç tane sual. Men rabbüke. Rabbin kim? Başka? Ha. Dinin ne? Üçüncüsü. Şu Muhammed hakkında aleyhisselam ne duydun, ne biliyorsun diye soracaklar. Herkese sorulacak bu soru. Şimdi bakın dikkat ederseniz yani meleklerin ubudiyetleri, tesbihatları, emriyle inkiyatları içerisinde insan arzın halifesi, beka ve ebediyet için yaratılmış olduğu için arzın halifesinin muhafazası, sözü, özü, fiiliyeti, harekatı arşive giriyor. Bu görevi kim yapıyor? Melekler yapıyor. İşte meleklere imanın insanın itikat dünyasındaki önemli cephesi. Ya bak ilahi kameralar çalışıyor. Özünü, sözünü, gözünü, efalini kolla. Edeple yürü. İstikamette yaşa. Yanlışa düşme. Şimdi bu neyi gösteriyor? İnsanın Allah indindeki kadır ve kıymetini, konumunu gösteriyor ya. Bu muamele başka bir mahluka var mı? Yok, sadece insana. Niye? Çünkü insan Allah'ın dostu, halili, habibi ve muhatabı olacak keyfiyette yaratılmış. Elbette bunun fiili, bunun hareketi, bunun ameli, bunun sözü, bunun fiiliyatı kayda girecek. Ve o insan mahkeme-i kübraya çıkacak. Evet. Demek ya şimdi bu ubudiyeti fazla uzattık ama bu bilgilere de ihtiyaç olduğu için hakikaten Cenab-ı Hakk'ın Rakib isminin tecellisi işte edep, edep. Bak, edep ya. Melekler seni takip ediyor ya. Bak izleniyorsun ya. Değil mi? Edep. İşte ubudiyeti oku. Ve bir müşahede İbadatı umumiyenin, ibadat ibadatı umumiyenin umumiyenin ha birinci cephesi kime ait? Abd-ı Mükerrem olan meleklere. Safi bir ibadet, safi bir kulluk, riyasız bir kulluk. Yorulmayan, usanmayan ehli ibadet. Maşallah.
buradan çıkan mana demek ki bir Müslüman bir cihette melek meşrep tarzını bu dersten ne yapması lazım? Ya bir hisse alması lazım. Bu bir. Devam et. Hı. Ve bin müşahede bütün zihayatların kemal-i intizamla ubudiyet kerane vazifeler görmeleri ve bin müşahede anasır gibi bütün cemadatın kemal-i itaatle ubudiyet kerane hizmetleri. Şimdi burada üç pencere var. Birincisi şey, melekler ve ruhaniyat. Tamam. Bu. İkincisi zihayatlar ve cemadatlar. Yani. Şimdi hılkatta Cenab-ı Hak canlıları yaratmış mı? Mahlukat ve masnuatı yaratmış mı? Peki onların ibadet ve taatı ne? Onların ibadet ve taatı şeriat-ı tekvini içerisinde Cenab-ı Hak hangi canlıya ne gibi görev ifa etmiş ise, yüklemiş ise o görevler onların neyidir? İbadet. İbadetidir. Yani mesela diyelim Cenab-ı Hak koyunu yaratmış. Şimdi şeriat-ı fıtriye içerisinde koyunun görevi ne? Bak Allah emrediyor. Çıplak ayakla dolaşacaksın. Bir dağdan bir dağa. Başka? Başka ya Rabbi. Ot yiyeceksin, tiken yiyeceksin. Akşam süt getireceksin. Tamam ya Rabbi. İsyan var mı? Yok. Başka? Tiken yiyeceksin. Yün getireceksin. İnsan arzın halifesi. Halifeye hizmet edeceksin. Bitti. Kainatta mahlukatın tesbihatına müdahale sadece kime verilmiş? İnsana verilmiş. Şeriat fıtri içerisinde Cenab-ı Hak emrediyor. Bak, sabahleyin affedersiniz ahırdan koyun başını çıkartırken lisan-ı haline ne diyor? Sen benim efendimsin. Sen arzın halifesisin. Ben de senin hizmetkarınım. Eğer senin ete, kebaba ihtiyacın varsa buyur, boynum sana feda olsun. Buyur. Ha yok, ete ihtiyacın yoksa bana müsaade et. Ben tiken yiyeceğim. Kan içinden, fışkı içerisinden, bulanmadan, bulaştırmadan, bakın Allah'ın rububiyeti, sonsuz kudreti, samandan sana süt getireceğim bak. Başka? Sen böyle çıplak ayaklarla dolaşamazsın. Sen arzın halifesisin. Sana döşek lazım, sana saray lazım. Bana müsaade et, ben tiken yiyeceğim. Sana yün getireceğim. Yünümü al kullan. Ve hakeza bak. İşte mesela bir koyunun ibadeti ne? Allah onu kainat sistemi içerisinde hangi görevle vasfelendirmiş ise o görevi bak tereddütsüz, isyansız yapıyor. Şikayet yok, ya, boykot yok. Ulan insanlar yeter. Senelerden beri derimizi yüzdünüz, etimizi paraladınız, kanımızı içtiniz. Değil mi? Ya. Öyle bir şey yok ya. İtaat. Bütün kâine itaat ediyor. Şimdi bak kevni itaat. Kevindeki itaat. Yerde ve gökteki itaat. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bence çok önemli bir nokta. Şimdi bakın göğe bakın. Mahlukata bakın. Kainatta güzellik var mı? Var. Var bak. İnayet var mı? Rahmet var mı? Lütuf var mı? Rızık var mı? Bak. Şimdi kainattaki güzelliğin tenessubun, tenasübün, güzelliğin esası ne? Hiç düşündünüz mü? Bütün kainattaki güzelliğin, tenasübün, ahengin esası, sırrı azimi itaattır. Şimdi bak başını kaldır, semavata bak. Bütün yıldızlar Allah'a itaat ediyor. Bütün zerreler Allah'a itaat ediyor. Bütün mahlukat, tekvini, bütün mahlukat, mevcudat Allah'a ne yapıyor? İtaat ediyor. İşte kainattaki güzelliğin arkasındaki sırrı azim itaat. Ha. Peki gel insanlara. Gel. Kafirler demişler ki biz İslamiyet'i ikrar edemiyoruz ama Şah-ı Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Şimdi Şah-ı Geylani'nin güzelliği ne? Ne güzelliği? İtaat güzelliği.
bütün peygamberlerin güzelliğine itaat ve inkiyat güzelliği, itaat. Ya bakın ya. Bütün mahlukatın güzelliği, itaat güzelliği. Ha, Müslümanın dünyasında itaat güzelliği insanı nereye götürür? Cennete götürür işte. Süre-i Hud beni ihtiyarlattı. Çizgiyi muhafaza etmek. İtaat, itaat. Müslümanın kemalatının altında yatan sırr-ı azim nedir? İtaattır. Yani. Allah, itaat. Evliyalar, asfiyalar, bakın. Ha. Hep onlardaki güzellik, itaat güzelliği. Ha. Şimdi demek ki, şimdi birinci, üç pencere, birincisi melekler. Müsebbih, Allah'ı ne yapıyorlar? Tesbih ediyorlar. İkincisi kainatta, Cenab-ı Hak yerde ve gökte ne yaratmışsa, hepsi sünnetullah kanunlarına göre tekvini şeriatın kemaline kuvvet veriyorlar. Yani Allah'a itaat ediyorlar. O itaatın arkasında kevni, fıtri bir ne var? Güzellik var. Ha, üçüncüsü, insan ibadet ve marifet için yaratılmış. Ha, insan da Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine mâkes ve ayna olmuş olduğu için insanın bir ferdi, sayı hayvanatın bir nevinden, hatta belki bütün nevinden daha cami olmuş olduğu için, üçüncüsü de meşreplere göre ehli hakikatın vasıf ve sıfatlarını anlatıyor. Oku şimdi. Her bir taifesin icma ve tevatür kuvvetini taşıyan bütün ariflerin hakikatlı marifeti. Bak şimdi önce arifleri zikretti. Ya arif, Allah'ı bilen. En büyük kemalat, daire-i vücubun sır ve esrarlarına vukufiyettir. Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek. İman, imanın inkişafı, imanın suhiyete çıkması. İmanın zerre kadar inkişaf etmesi yüzlerce diyor keramete, keşfiyata müracaattır. Arif. Bin tane abid bir arife yetişemiyor. Arif-i billah. Evet. Ariflerin oku. Hakikatli marifet. Hakikatli marifetleri. Ya. Cenab-ı Hak marifette bizi büyütsün. Marifette bizi tekmil etsin. Ya. Marifette bizi zirveye taşısın inşallah. Ariflerin hakikatli marifleri. Bu bir. Bütün şakirlerin taifesinin semeredar şükrü. İkincisi bak, şükreden kullar. Bak, ayet-i kerime var. Şükrederseniz ben nimetleri ziyadeleştiririm. Şükür nimeti ziyadeleştirir. Nankörlük nimetin elden çıkmasına vesiledir. Şükreden bir kul. Hazreti Ayşe annemiz, ya Resulallah, Cenab-ı Hak senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmedi mi? Sabahlara kadar Peygamberimiz ayakları şişiyordu ya. Ya Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Hakkatta marifet, yani. Allah'ı tanımak, sonra şükreden bir kul olmak. İttiği ki. Zakirlerin feyizli zikirleri. Bir de bak, zikirin içinde ne var? Feyiz var. Zikir kalbidir. Kalp intibaha gelir. Ve zikirin derecesi nispetinde insanda füyüzat ortaya çıkar mı? İttiği üç. Ve bütün hamidlerin nimet arttıran hamdleri. Bir de bak, Allah'a hamd etmek. Yani. Hamden lillah. Minel ezel, minel ebed. Bak, kulluk şuurunda şikayet olmaması lazım. Kimi kimeye şikayet ediyorsun ki ya? Yani haddini bil ya. Kimi kimeye şikayet ediyorsun? Mülkün sahibi kim? Allah.
Yaratan kim? Allah. Yaşatan kim? Allah. İnsan hakkında en büyük hak, en büyük hukuk kimin? Allah'ın da. İnsanı yaratan Allah, yaşatan Allah. Hamdin zıddı ne? Nankörlük ya. Allah ne vermişse fazlından vermiş. Allah'ın fazl-ı ikramıdır. İnam ve nimetidir. Evet. Etti. Dört. Ve bütün muvahhidlerin bürhanlı tevhidleri Bir de tek bir Allah'ın vahdaniyeti üzerinde delille, hüccetle, ilimle, tetabbuatla giden muhakkiklerin dünyası. Evet. ve bütün muhiplerin hakiki muhabbet ve Bir aşkları. de Cenab-ı Hakk'ın Vedud ismine müteveccih Allah'ı seven kullar. Üstad diyor ki bakın insanın kalbine kainat kadar bir muhabbet yerleşir. Allah'ı sev. Allah namına her şeyi sev. Allah hesabına sev. Evet. Ve bütün müritlerin sadık irade ve rağbetleri. Yani mürit bak iradesiyle Allah'a gidiyor. Yani ben Allah'a kulluk görevimi ifade edeceğim. İslam'ın nefsimde yaşayacağım. Ve bu konuda azm ve gayretle irademi ibadete tahsis edeceğim manasındaki bir mazhariyet. Onların da evet oku. Ve bütün müniplerin ciddi talep ve Bir inameleri. de yani ya Rabbi maksudum sensin. Ya mahtubum sensin. Entel. İlahi ente maksudi ve rızaka matlubi. Evet. Yine maruf, meskur. Şimdi bütün bunlar, şimdi bu zikir makamları, bütün makamlar Cenab-ı Hakk'ın esmasına müteveccih olmuş olduğu için, bakın burada bir fezleke yapıyor, oku. Bütün oku. Bütün kamil insanlardaki bütün makbul ibadatın ve o makbul ibadatın neticesinden hasıl olan füyüzat Ne? ve münacat Münacat. ve müşahedat Şehadat. ve keşfiyat, yine o mevcudu lem yezel ve o mabudu la yezalin vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemal rububiyetini gösterir. Gösterir. İşte şu üç cihette ziyadar büyük Şurada bir bir de pencere. az bir kardım yazdı oku. Esma zikretti ya. Yine maruf. Maruf yani şimdi arifler ne diyor? Ya Maruf. maruf diyor. Allah'ı bilmek. Evet. Mezkur. Evet. Zikredenler ya zakir diyor. Meşkur. Ya şükredenler ya meşgul diyor. Mahmud. Ya sevenler ya mahmut diyor. Vahid. Muvahhidler ya vahid diyor. Mahbub. Muhipler mahbub diyor. Mergub. Müritlerin ya Rabbi rağbetim sanadır. Maksud. Maksudum kimsin? Sensin diyorlar. Bak ya öyle gitmişler. Yani bakın yüksek ehli hakikat Sure-i Nisa'da bir ayet var. Peygamberler. Minennebiyine Minennebi yine. ve sıddıkine Bak 124 bin peygamber. Arkasında sıddıklar, ve şuhada arkasında ve şehitler, hasne ulaike bir de güzel hasene işleyenler. ve salihin Salihine, ve evet doğru salihin salihler. ve hü hasne ulaike Bunlar inşallah nereye gidiyorlar? Cennete gidiyorlar, bekaya gidiyorlar, ebediyete gidiyorlar. Allah bizim ayağımızı kaydırmasın. Amin. Şu cennet-i firdevs yolunda şu esmaya mazhariyetlerin birisi de değil de pek Amin. çoğu ile cami sırrıyla rızası dairesinde istihdam etsin, Amin. ayağımızı kaydırmasın. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru davan hamle rabbil alemin. Allahümme cana minel arifin, minel zakirin, minel şakirin, minel hamidin, minel mahbubin. Amin. Velhamle rabbil alemin. El Fatiha.